Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mübteda ve haber bahsini okuyoruz. Mübteda ve haberle ilgili hükümler burada zengin bir şekilde geçiyor. Mübtedada asıl olan marife olmaktır. Haberde asıl olan nekire olmaktır. Ayrıca haberde asıl olan müfred olmaktır. Bazen cümle olabilir. Mübtedada asıl olan marife olmaktır. Bazen nekire olabilir. Ancak mutlak nekire olamaz. Tahsisleşmiş nekire olur dedi. Bunlara misaller zikretti. Misallerden kuralları, tahsislik vecihlerini sen kendin çıkaracaksın dedi. Şerrun eherredana bin misalinde şerrun eherredana bin efendim aslında fail idi. Sonra tahsislik ifade etsin diye takdim etmiştir dedik. Bu şerrun eherredana bin ma eherredana bin illa şerrun yerinde kullanılır. Bu manada kullanılır. Yani ancak şer havlattı. Orada ma eherredana bin illa şerrun de tahsislik var mı? Nefi istisna ile var. Yani ma ve illa ile tahsislik var. Şerrun eherredana bin aslında eherredana bin şerrun. Eherredana bin şerrun dersek, maherri karıştırmadan, eherredana bin şerrun dersek faildir. Bu caiz midir? Caizdir. Tahsislik ifade etsin diye ön tarafa alınca, şerrun eherredana bin deyince, buradaki tahsisliği nasıl yapacağız? Buradaki tahsislik şerdir, hayır değildir manasında yaparsak bir tahsislik olur. Şerrun azimun la hakirun manasında yaparsak bir başka tahsislik olur. Her ikisi tahsisliktir. Peki biz burada hangisini yapacağız? Bu köpeğin havlaması iki türlüdür. Bir mutat havlaması var, bir de gayri mutat havlaması vardır. Gayri mutat havlaması sadece şer olur, hayır olmaz. Böyle bir yerde şerrun la hayrun diye tahsis yapmaya gerek yok. Zaten hayır havlatmaz. Ama mutat olan bir havlama ise orada hayır da olabilir, şer de olabilir. Şerrun eherredana bin o zaman şerrun la hayrun manasında olmuş olur. Doğru mu? Gayr-ı mutad olanda ise şerrun la hayrun demeye gerek yok. Çünkü zaten hayır havlatmaz. Peki orada ne diyeceğiz? Şerrun azimun la hakirun. Şerdir ama büyük bir şer havlatmıştır. Küçük olan havlatmamıştır anlamında. Bu şekilde taksisi anlatmamız daha doğru olur. Şimdi geldiğimiz nokta arkadaşlar. Haberin üzerine fa'nın duhulünün caiz olduğu yerler var. Vacip olduğu yerler var. İzharda hatırlarsanız emmadan sonra haberine fa'nın duhulu vaciptir. Ancak şiir zaruretinden dolayı müstesna emmel kitalü la kitale ledeyküm demiştim. Demek ki emmadan sonra gelen muhtedanın haberine fa'nın duhulu vaciptir. Bunun dışında haberine fa'nın duhulu caiz olan yerler vardır. İzharda bunu geniş bir şekilde anlattı. Hulâset-i şuruh da izharda yapılan açıklamayı esas almıştır. Burada işi biraz daha özet olarak söyleyecektir. Ama ben meselenin tafsilen anlaşılması açısından hem de izhara da ışık tutması açısından izhar kriterlerine göre anlatacağım burasını. İzharda der ki mübteda fiille sılalanmış ismi mevsul olursa ellezî yetînî bunun haberi fa'lı da olur, felehû dirhamında olur, lehû dirhamında olur. Yani burada biz mübtedada şart manasını tazammun ettiğini düşünürsek şartın cezasına fa gelir, felehu dirhamun deriz. Şart manasını tahayyül etmezsek, tasavvur etmezsek lehu dirhamun deriz. Ellezî ye'tîni lehu dirhamunda olur, felehu dirhamunda olur. Mübteda burada şart manasını tazammun ediyor. Ne demek? Ellezî o kimse ye'tîni, o kimse ki ye'tîni bana gelir, bana gelen kimse felehu dirhamun. Yani bana gelirse ona bu dirhem verilecek anlamı var mı burada? Böyle bir şart manası var mı? Vardır. İşte nerelerde muhteda şart manasını tazammun eder? Mesele bu. Kaç yerde? Rakam 70'i çıkabiliyor arkadaşlar. Rakam 70'i çıkabiliyor. Ama bu 70'i böyle madde madde 70 saymıyorsunuz. İş kolaylaşıyor. Şöyle kolaylaşıyor. Birincisi diyoruz ki muhteda, şu misalden bunu çıkarabiliyoruz. Muhteda fiille sılalanan ismi mevsul olursa. İki, zarfla sılalanan ismi mevsul olursa. Ellezî fiddâri dersek buradaki ellezî ismi mevsuldür. Bunun sılası fiil midir? Zarftır. Arkadaşlar, zarfın mutaallıkı yani fiddari gibilerin mutaallıkı ne olabiliyordu? Fiil de olabiliyordu, şibi fiil de olabiliyordu. Fakat burada ittifakla fiil olması lazım.
اَلَّذ۪ي فِي الدَّارِ اَلَّذ۪ي حَصَلَ فِي الدَّارِ şeklinde olması lazım. Yani size şöyle bir soru sorsam, desem ki size, efendim zarf-ı mustakarrın mutallakı nedir veyahut da fiddarideki fiilin mutallakı nedir? Fiil olabilir, şibi fiil olabilir diyebilirsiniz. Ama burada ise böyle olan yerlerde, yani haberine fa'nın duhulu caiz olan bu tip yerlerde ise اَلَّذ۪ي فِدَّارِ اَلَّذ۪ي حَصَلَ فِدَّارِ olması lazım. Çünkü şart manası, şart nerede bulunur? Sadece ve sadece fiilde bulunur. Mesela şart edatlarının üzerine dahil olması mecburiydi? Fiil üzerine, değil mi? Burada şart manasını düşündüğümüz zaman mutlaka ne olması lazım? Fiddardaki takdir ettiğimizde hasale gibi fiil olması lazım. Hasılın olmaz. Niçin olmadığı anlaşıldı mı? Peygamber. Şimdi birincisinde diyoruz ki arkadaşlar, mübteda fiille sılalanan isim mevsul olursa. Burada ne diyoruz? Zarfla sılalanan isim mevsul olursa. Burada ise mübteda fiille sılalanan ismi mevsule mevsuf olursa. Er-racülü racül, ellediği öyle racül ki bu ellediği sıfattır. Fiille sılalanan isim mevsule mevsuf olursa. Er-racülü lezi yetini lehu diremun fe lehu diremun. Anlatabildim mi burasını? Burada ise ne diyeceğiz? Mübteda zarfla sılalanan isim mevsule mevsuf olursa. Hocam bir şey dersek olur mu? Mesela mübtedanın haberi işte fiille sılalanmışsa desek olur mu? Yani biz şimdi hangi muhtedanın haberine faalin duhulu caizdir diyoruz. Yani mesele merkezde muhteda var. Diyoruz ki muhteda, işte muhtedanın haberine faalin duhulu caiz olacak ya, muhteda fiille sılalanan ismi mevsul olursa, muhteda zarfla sılalanan ismi mevsul olursa, muhteda fiille sılalanan ismi mevsule mevsuf olursa, muhteda zarfla sılalanan ismi mevsule mevsuf olursa. Racülün yetiğini de ne diyeceğiz arkadaşlar? Muhteda fiille sıfatlanmış nekire olursa, racülün ye'tini, mübteda fiille sıfatlanmış nekire olursa, burada da zarfla sıfatlanmış nekire olursa, kaç etti? 6 etti. Şimdi bir 6'yı 12'yi çıkaracağız arkadaşlar. Bunlardan her birisine muzaf olan nekire bir kelime olursa, mesela ellezî ye'tini, gulâmul lezî ye'tini, gulâmul lezî fiddâri, gulâmul racülil lezî ye'tini, ulamu raculin lezi fiddari, ulamu raculin ye'tini, ulamu raculin fiddari. 12 oldu mu? Ne dedik burada? Bu 6 tanesine, yani her birisine mübteda muzaf olan nekire bir kelime olursa. Yani muzaf olmadan önce nekire. Nekire bir kelimeyi muzaf kılıyorsak, burası 12 yapmış olur arkadaşlar. Tamam. Şuraya kadar ne yapmış oluyor? Ulamla beraber 12 yapmış olur. Bir de küllü racülün alimin veyahut da küllü racülün felehu dirhem. Bu nedir arkadaşlar? Mübteda müfret kelime ile müfret kelime ile sıfatlanmış, müfret ile sıfatlanmış nekire bir kelimeye muzaf olan kül kelimesi olursa. Mübteda müfret bir kelime ile sıfatlanmış, nekire bir kelimeye muzaf olan küll lafzı olursa, küllü racülin alimin lehu dirhamun fe lehu dirhamun. Bu 13 yapar arkadaşlar. Küllü racülin fe lehu dirhamun. Mübteda asla vasıflanmamış, yani fiil ve zarfla da vasıflanmamış veya müfret veya cümleyle de vasıflanmamış nekire bir kelimeye muzaf olan küll olursa. Her ikisinde arkadaşlar bakın bu kül kelimesi esas alınıyor. Ne diyoruz burada? Mübteda müfretle sıfatlanmış, nekire bir kelimeye muzaf olan kül lafzı olursa. Mübteda hiç sıfatlanmamış, yani müfretle de sıfatlanmamış, cümleyle de sıfatlanmamış, nekire bir kelimeye muzaf olan kül lafzı olursa. Bu 14 yer yaptı, doğru mu? Bu 14 yerde haberine fa'nın duhulu caizdir. Küllü racülün âlimin felehu dirhamun veyahut da lehu dirhamun. Küllü racülün lehu dirhamun ev felehu dirhamun olabiliyor. Bu 14 tane yerde haberine fa'nın duhulu caizdir. 14 yer anlaşıldı mı? Şimdi 14 yer anlaşıldıktan sonra bunların başına inne gelirse, her birisinin başına 14 daha ilave edeceğiz. Enne gelirse 14 daha ilave edeceğiz. Yine fa gelebiliyor.
Kendine gelirse 14 ay ilave edeceğiz. Lakin ne gelirse 14 ay ilave edeceğiz. Şimdi bunlar 14 vardı zaten. 1, 2, 3, 4, 4 tane daha 14 gelince 5 tane 14 oluyor. Doğru mu? 5 tane 14'ü topladığımız zaman 70 yapmış olur. Yani 70 yerde haberin üzerine fanın duhulu nedir? Caizdir. Bunun özeti nedir? Bazen mübteda şart manasını tazammun eder. Şart manasını tazammun edince haberine fanın duhulu caizdir. Nerelerde tazammun eder? Mesele bu. Nerelerde tazammun eder? Bu saydığımız yerlerde tazammun eder. Bu saydığımızı açıklama izharda aynen böyle geçiyor. Efendim, izharda rakamları saymaya kalktığın zaman 70 yer saymış gibi oluyor. Hulâsat-ı şuruhte bu konuyu anlatırken neyi esas alarak anlatıyor? İzhardaki o bilgiyi esas alarak anlatıyor. Şimdi diyor ki وَقَدْ يَتَضَمَّنُ الْمُبْتَدَوْ مَعْنَ الشَّرْطِ Mübteda bazen şart manasını tazammun eder. فَيَصِّحُ دُخُولُ الْفَائِ فِي الْخَبَرِ O zaman haberine fâinin duhulu sahihtir. Fâinin duhulu sahihtir yani şart manasını nazar itibara aldığı için sahihtir. Şart manasını nazar itibara almazsan lehu diremim dersin. Hocam şurada racülün fiddâri dedik de orada yani şu 6. maddede racülün fiddâri dedik. Orada mübteda nekre olarak gelmiş. Olamaz demiştik. Yani fiddâri racülün ama racülün fiddâri olamamış. Acaba er racülün fiddâri. Yani nasıl oluyor mesela? Ha burada mübteda haris nekir oldu değil mi? Yani öyle gözüküyor. Racul şeyde tek başına. Fiddari sıfatıdır ya. Ama buradayken fiddari racul oluyor ama racul'un fiddari olmuyor. O mübteda haberdi o. Yani racul'un fiddari mübteda haberdir. Ama racul'un fiddari orada sıfattır. Sıfat ne yapıyor? Kayıtlıyor onu. Arkadaşının sorduğu soruyu anladınız değil mi arkadaş? Normalde racul'un fiddari racul'un fiddari olmuyordu, fiddari racülün oluyordu, tavsiye ediyordu onu. Yani o racülün fiddari muhtedâ haber olursa fiddari racülün olmak mecburiyetindedir. Ama burada racülün fiddari muhtedâ haber değildir. Racülün racülü öyle racül ki fiddari evdedir. Sıfat düşüyor, o sıfat onu zaten tahsisleştirmiş oluyor. وَذَٰلِكَ Bu şart manasını tazammun eden muhtedâ nedir? الْاِسْمُ الْمَوْصُولُ بِفِعْلٍ اَوْ ظَرْفٍ Fiil veya zarfla sılalanan efendim isimse el ismu isimdir el mevsulü sılalanmış neyle bir fiilin ev zarfı fiil veya zarfla sılalanmış isim mevsulse evin nekeretül mevsufetu şimdi ellezî yetîni ellezî fiddâri fiille veya zarfla sılalanmıştır değil mi bunun içerisinde bu açıklamanın içerisinde gulâmüllezî de deseniz yine orada nedir yani Mübteda her ne kadar gulamsa sonuçta fiile sılalanmış isme usule muzaf olmuş bir mübtedadır. Evin nekiretül mevsufetü veyahut da nekiredir mübteda. El mevsufetü sıfatlanmış bihima onlardan birisiyle. Bihima birisiyle yani ya fiille veya zarfla sıfatlanmış. Ne demiş? Efendim? Er-racülüllezî. Yok. Racülün yetiğini, racülün fiddâri. Evin nekiretü veya mübteda nedir? Nekiredir. Ne gibi? Racülün. Fiille veya zarfla sıfatlanmış. Racülün yetini veyahut da racülün fiddâri demiş oldu. Felehu dirhamun. Ellezî yetin ev fiddâri felehu dirhamun. Ve kullu racülün yetini ev fiddâri felehu dirhamun veyahut da lehu dirhamun. Şimdi kullu racülün arkadaşlar burada madde olarak söylemedi ama kullu racülün sonuçta nekire bir mübteda mıdır? Mübtedadır. Ne olmuş? Yetini fiille beraber ne olmuş? Sıfatlanmıştır. Burada da felehu dirhem de olur, lehu dirhem de olur. Küllü racülün fiddari dersek efendim bu da nedir? Zarfla sıfatlanmış olan efendim nekire mübtedaya misaldir. Burada işin özetini söyledi arkadaşlar. Tafsilatı şu tahtada anlattığımdır. Bu tahtada anlattığımı bu cümlelerin hepsi bu cümleler hepsine şamildir. Burası işin daha tafsilatlı açıklamasıdır. Birincisinde mübtedayı fiille sıfat sılalanmış isme usul yaptık. Zarfla sıfat sılalanmış isme usul yaptık. İkincisinde fiille sılalanan isme usule mevsuf yaptık. Üçüncüsünde zarfla sılalanan isme usule mevsuf yaptık. Efendim dördüncüsünde değil mi?
Beşincisinde fiille sıfatlanmış nekire yaptık. Dedi ya, evin nekiretül mevsufetü. Altıncısında zarfla sıfatlanmış nekire yaptık. Sonra bunların her birisinin başına nekire bir kelime-i muzaf kıldık. Nekire kelime-i muzaf kıldığımız zaman bunlar marifeye muzaf olunca muzaf olduğu yerde o da marifeleşmiş oldu. Mesela ulamullezi, ulam muzaf olmadan önce marifedir ama nekiredir ama ulamullezi olunca ne oldu? Nekir oldu ama ulamu racülün yetinde hala nekiredir. Doğru mu? Yani racülün yetini de ulamu racülün yetini diyeceksin, o da hala nekiredir. Şimdi arkadaşlar bu tamam da diyor ki وَلَيْتَ وَلَعَلَّ مَانِعَانِ Yani نَوَاسِقُ الْمُبْتَدَيْ وَالْخَبَرْدَنْ اِنَّ اَنَّكَ اَنَّ لَاكِنَّ لَيْتَ لَعَلَّ اِلَّا لَا Doğru mu? İlla istisnadaki lakinne gibi amel eder, koy bir tarafa. Ama اِنَّ اَنَّكَ اَنَّ لَاكِنَّ لَيْتَ لَعَلَّ Bu altı tanesine حُرُوفٌ مُشَبَّتٌ بِالْفِيلِ deniyordu. Bunlar مُبْتَدَى ile haberin başına gelseler, şu مُبْتَدَى ile haberin başına gelseler, fa yine gelebilir mi? Gelemez mi? İki tanesinde kesinlikle gelmez. Nedir o? Leyte ile lealle. Şimdi arkadaşlar, huruf müşebbetün bil fiilden leyte ne içindi? Temenni içindi. Lealle ne içindi? Tercih içindi. Leyte ile lealle bir cümlenin başına, muhteda haber cümlesinin başına geldiği zaman o cümle, cümle haberi olmaktan cümle inşaiye dönüşür. Ne olur? Cümle inşaiye olur. Cümle haberi değil, cümle inşaiye olur. Şart cümlesi ise, şart manası ise cümle inşaiyelerde olmaz. Şart cümleleri mutlaka şart ceza nedir? İhbari cümlelerdir. İhbari cümlelerdir. Leyte ile lealle manidir. Niye manidir arkadaşlar? Çünkü bunlar geldikleri cümleyi ne yaparlar? İhbari olan cümleyi inşaya dönüştürürler. Onun için inşanın olduğu yerde de şart manası söz konusu değildir. İhbari cümlelerdedir şart manası. Geride ne kaldı? İnne, enne, kenne, lakinne kaldı. Sibeveh der ki, innenin dahil olduğu yerde de şey olmaz diyor Sibeveh. Fa dahil olmaz diyor. O zaman 14'ten azalmış oluyor. Tamam. Peki, enne, kenne, lakinne? Bazıları, bunların da dahil olduğu yerde fa dahil olmaz diyor. Bazıları. Ama İbn-i Hacib Hazretleri veyahut da Cami Hazretleri bunu kale almıyor. Bakın ne diyor? Diyor ki veleyte ve lealle leyte ile lealle mani'ani bil ittifak. Bil ittifak manidirler. Yani bu cümlelerin başına leyte gelirse, lealle gelirse fa gelmez. Fa'nın duhuluna nedir? Manidir. Ve elhaka ba'duhum inne bihima. Bazısı inneyi buna da, bu şey leyte ile lealle ilhak etmiş. İnne de gelirse fa dahil olmaz demiş. Bu bazı kimdir arkadaşlar? Sibeveh'tir. Bu bazı kimdir? Sibeveh'tir. Halbuki arkadaşlar, Sibeveh'in bu görüşü Estağfirullah, قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ Arap şiirlerindeki istimale, Kur'an'daki istimale baktığımız zaman Sibeveh'in görüşü de Kur'an'daki görüşü desteklemiyor. Veya Kur'an'daki istimal Sibeveh'in görüşünü çürütmüş oluyor. Ama Musannif burada Sibeveyh'in görüşüne bir yer verdi ve elhaka ba'duhum inne bihima dedi. Halbuki enneyi ki enneyi lakinneyi de ilhak eden var idi. Onların sözünü pek nazar itibarı almadı. Yani Sibeveyh'in hatırı vardır. Efendim, nahivde müştehidi mutlaktır. Ve alemu ennemâ ganimtum min şeyin fe enne lillahi. Bak, enneye de ne olmuştur? Dahil olmuştur. Şimdi haberin üzerine fa'nın duhulu caiz olan yerler nelerdir deyince bu tabloyu arkadaşlar bilmekte fayda var. Burada anlattığı izhara göre daha kolay. Muhteda şöyle olursa diyor. Fiille veya zarfla sılalanan isme usul olursa veyahut da nekire bir kelime olursa diyor. Efendim İnnenin leyte ile lealenin mani olduğunu söylüyor. Bazıları inne de böyledir diyorlar. Bu ismin mevsulü bir fiil eden Allah'ın şeyini kapsıyor mu? İsmin mevsulünün sıfat olduğu yerleri de kapsıyor mu? Er-Razul'ün öyle bir yetiğini mi? Yani o da kapsıyor tabi. Hani derdiki hocam müptadidik ya. Nasıl? Derdiki hocam müptadidik. Hangi derdiki?
Zerkev ismi. İbaret başındaki hocam. İbaret başındaki Zerkev hocam. Mütevalik. Hangi mütevalik? Hangi Zerkev? Zerkev isminin bir usulü. Oradaki Zerkev şart manası tasamlar etmiş mütevalik. Evet. O zaman el ismi sadece isim mevsulleri için almış olmuyor mu? Şimdi ellezî yetîni neyse muzaf muzafileyn hükmünü alır. Yani ellezî yetîni felehu dirhamun de ellezî isim mevsul olması münasebetiyle şart manasını tazamun ediyorsa ulamul lezî dediğimiz zaman muhtedâ şimdi ellezî değildir ama ulam ona muzaf olarak onun hükmünü almış oluyor. Tamam. Yani muzaf muzafileyn hükmünü alır. Burasını geçtik arkadaşlar. وَقَدْ يُحْذَفُ الْمُبْتَدَعُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ جَوَازًا Muhteda rükündür aslında. Müsnedü ileyhtir, hasfedilmemesi lazım. Ama karine olduğu zaman cevazen hasfedilir. Arkadaşlar misali okuyayım. كَقَبْلِ الْمُسْتَهِلِّ Müstehil kime derler arkadaşlar? Hilali görüp müjdesini vermek isteyen insan değil mi? Yani hilal ayı görüyor da müjdesini veriyor. Çünkü önemlidir, ay başlamıştır. Hele Ramazansa oruçla başlamış olacak. Hele Ramazan'ın son günü ise oruç bitmiş, bayram olmuş olacak yani. كَقَوْلِ الْمُسْتَهِلِّ Ne diyor? El-Hilal Vallahi. El-Hilal Vallahi. Yani Vallahi niye geldi burada? Bunu, genelde Araplar bunu böyle kullanırlar. Şimdi ilk müjdeyi verecek ya adam heyecanlı. Şimdi El-Hilal Vallahi aslında هَذَا El-Hilal Vallahi'dir. Yani burada hasfedilen hangisidir? Mübtedadır. Hâdâ el-hilâlu vallâhi. Peki şöyle yapamaz mı? El-hilâlu hilâl hâdâ budur deyip de haber de yapabiliriz onu, doğru mu? Vecih yapmak istersen böyle olmaz mı? Olabilir. Diyoruz ki burası mübtedanın hasfi kabilindendir. Haberin hasfi kabilinden değildir. Nereden biliyoruz? Hal karinesinden biliyoruz. Ne demek hal karinesinden biliyoruz? Çünkü adam ayı gözetliyor. Ayı gözetlediğine göre işte şu aydır diyecek. Yani bu adamın gözetlediği nedir? Aydır. Aya bir şeyi ispatlamak yerine yani aya işaretleyerek şu gördüğüm, aradığım görmeye çalıştığım şey var. Görmeye çalıştığım bir şey vardı. Hâzâ. İşte bu el-hilâlu aradığımız şeydir. Yani görünen ve işaret edilen şeyin ay olduğuna hükmetmiş olacak. Tamam. Şimdi hal karinesinden anlıyoruz ki burada muşarun ileyh aydır. Muşarun ileyh aydır. Hâdâ. Burada karine ile hasfedildi diyoruz değil mi? Adam şimdi hâdâ ile uğraşıncaya kadar öbür adam el-hilal der. Müjdeyi o almış olur. Vel haberu cevazen, haber de cevazen hasfedilir. Efendim, mislu haraçtu feiden es-seb'u. Haraçtu çıktım, feiden birden ne göreyim ki es-seb'u, canavar, vakifun demektir. Haraçtu feiden es-seb'u, vakifun kapının önünde duruyordu. Şimdi arkadaşlar, burada haraçtu feiden es-seb'u, vakifun dediğimiz zaman, bunun aslı nedir? Haraçtu çıktım fefi vakti hurucu feiden yani fefi vakti hurucu çıkma vaktimde es-seb'u canavar vakıfun duruyordu durucuydu. Şimdi buradaki ida zarf-ı zamandır. Doğru mu? Neyin zarf-ı zamanıdır? Orada hasfedilmiş olan vakıfunun zarf-ı zamanıdır. Haraçtu çıktım feiden bir de çıktığım zaman es-seb'u vakıfun yani vakifun fi vakti hurucu demektir. Yani burada idai mufaciyede takdir yaparken vakifun diye takdir ederler. O idanın zarf-ı zaman olan ida o vakifunun nesi oluyor? Zarf-ı zamanı olmuş oluyor. Yani o idada amel eden hasfedilen haberdir. Burada cevazen hasfedilmiştir. Şimdi arkadaşlar burada haberin vücuben hasfedildiğini anlatacak. Ancak mübtedanın vücuben hasfedildiğini anlatmayacak. Burada arkadaşlar ennehul vazıhte olan muftedanın da hasfinin vacip olduğu yerler haberin de hasfinin vacip olduğu dörder yer var. Bunları bilmemiz lazım. Dolayısıyla
burada her ne kadar muhteden hasfinin vücubundan bahsetmiyorsa da biz muhteden hasfedildiğinin hasfinin vacip olduğu yerleri de bilmiş olacağız. Şimdi ben size bunu örnekle anlatayım. Elhamdülillahi Elhamdü bütün hamdler lillahi Allah'a mahsustur. Öyle Allah ki ehlil hamdi. Hamde layık olan, hamde ehil olan Allah'a aittir. Doğru mu? Şimdi bu ehil sıfattır arkadaşlar. Bunu edip olan insanlar ehlül hamdi derler. Elhamdülillahi ehlül hamdi derler. Ehlül hamdi dedikleri zaman burada huve ehlül hamdi demek mecburiyetindedir. Yani buradaki ehlü haber olduğuna göre muhtedasını takdir edeceğiz. Huve ehlül hamdi demiş olduk. Buna tabir olarak kat'un na'ti anil men'ut derler. Kat'un na'ti anil men'ut. Yani bu sıfattır. Na'at sıfat demektir. Men'ut mevsuf demektir. Biz ehlil hamdi dersek bu sıfat olacak. Na'at olacak, bu men'ut olacak. Biz şimdi ehlül hamdi deyince na'at men'utu bitiriyoruz. Kat'un na'at anil men'ut yapıyoruz. Peki kat'un na'at anil men'ut niçin yapılır? Ziyade medih için yapılır veya ziyade zem için yapılır veya ziyade terahhum için yapılır. Ziyade medih, ziyade zem veya ziyade terahhum için yapılır. Ne demektir bu arkadaşlar? Şimdi elhamdülillahi bütün hamdler Allah'a mahsustur. Öyle Allah ki ehlil hamde hamde layık olan Allah deyince buradaki sıfat medih ifade eder mi? Hamde layık olduğunu, hamde ehil olduğunu ifade edince medih ifade ediyor mu? Ediyor. Ehlül hamdi deyince daha ziyade medih oluyor. Nasıl olduğunu anlatacağım. Mesela eûzu billahi mineşşeytanirracim diyebilir miyiz? Deriz. O ne içindir? Ziyade zem içindir. Huvarracim. Ekrim Zeydenil miskine. Ekrim Zeydenil miskinu dersem burada ne yapmış olurum? Ziyade terahhüm yapmış olurum. İfadeler yabancı değil, değil mi? Yani ekrim ikram et Zeyden Zeyde el miskin garibandır. Bu sıfat ne için getiriyorsun orada? Duygu sömürüsü yapmak için. Yani miskindir ya. Fakir adamdır. Duygu sömürüsü var burada. Yani terahhüm meselesi var burada. Şimdi zaten sıfatta ya medih var ya zem var veyahut da ne var? Terahhüm var. Kat'un na'tanil men'ut yaparsak bunu ziyadeleştirmiş oluyoruz. Mesut anlaşılıyor mu yani? Beytullah anlaşılıyor mu? Mücahit. Anlaşılıyor. Tamam. Bazı yerlerde arkadaşlar buna dikkat edin. Bazı yerlerde derler ki kat'un na'at anil men'ut medih için yapılmıştır derler. Veya zem için yapılmıştır. Veya terahhum için yapılmıştır derler. Bunu dediği yerde siz mutlaka ziyade kelimesini ilave edeceksiniz. Yani hiç orada kat'un na'at anil men'ut yapılmasa bile orada medih varsa yine medih vardır, zem varsa yine zem vardır, terahhum varsa yine vardır. Kat'un na'at niye yapılmıştır? Ziyadelik için yapılmıştır. Peki bu ziyadelik nasıl oluyor? Ziyadelik şöyle oluyor. Bir defa elhamdülillahi ehlil hamdi beklenirken eûzu billahi mineşşeytanirracim beklenirken sen bunu ehlul hamdi yapınca racimu diye yapınca muhatabın birden dikkatini çekiyor mu? Bir normal bir şey yok burada diyor. Ha. Normal bir şey yok deyince o zaman siz hamde layık olduğunu normal şartlarda anlatmış olmuyorsunuz. Anormal şartlarda anlatmış oluyorsunuz. Ne demek yani? Muhatabın bir dakika bir şey var burada ya. Ehlil diyecekti. Niye ehlül dedi? Cümlede bir değişiklik olunca bir defa
muhatabın dikkati çekilmiş oluyor. İkincisi, bunu ehlül hamdi yapınca huve ehlül hamdi dedik. Onun hamde ehil olduğunu bir cümleyle beraber ifade etmiş olduk. Ehlül hamdi deseydik müfredle ifade edecektik. Şimdi neyle ifade ettik onu? Cümleyle ifade ettik. Şimdi bir sıfatla hamde ehil olduğunu söylemek ayrı şeydir. Bir cümleyle beraber onu ifade etmek ayrı şeydir. Muhatabın dikkatinin çekilmesi burada. Methin ziyadeliği konusunda etkisi var mı? Elbette vardır. Hani telhiste bunu duymuşsunuzdur. El-münsâku ba'det talep a'azzu minel münsâki ilâ ta'am. Öyle miydi? Şöyle diyeyim o zaman, kolaylaştırayım. El-mahsûlu ba'det talep a'azzu minel münsâki ilâ ta'am. O da mı yabancı geldi? O da, bunun manası şudur şimdi. Yani bir insan hiç beklemeden ona birisi para verse, bu para sonuçta işe yarar, değerlidir. Ama gitmiş ayakkabı boyacı şeyin sandığını almış, boyacı demiş falan, işte gelmiş bir saat içerisinde iki kişi, iki saat içerisinde üç kişi falan derken akşama kadar bir para toplamış. Hangisi daha değerli şimdi? Birisinin verdiği zahmetsiz, alın teri olmadan cebimize giren para mı daha değerli? Yoksa öbürü mü daha değerli? El-mahsûlü ba'det talep, bir şeyi arzu ettikten sonra, aradıktan sonra elde etmek e'azzü minel münsâkı bilâ ta'ab. Yorulmadan elde edilenden daha değerlidir o. Evet. Şimdi elhamdülillahi ehlül hamdi dediğimiz zaman, ehlül hamdi dediğimiz zaman bir defa normalin dışına çıkmış olduk. Burada muhatap ne yapmış oldu? Bir dakika diyor ya, dur. Normal değil burada. Bir şeyi kaçırdım ben burada herhalde. Ehli olacaktı. Bir şeyi kaçırdım, dur bakalım. Bu sefer ne olmuş oluyor? Bir talepten sonra ehlül hamdi cümlesi onun zihnine intikal etmiş oluyor ki medih ise ziyade medih oluyor. Zem ise ziyade zem olmuş oluyor. Anlaştık. Demek ki kat'un na'at anil men'ut olan yerlerde efendim burada mesela elhamdülillahi ehlül hamdi de ehlül hamdi dersek muhtedası vücuben hasfedilmiştir deriz. Muhtedası vücuben hasfedilmiştir deriz. Bu ziyade medih için, ziyade zem için veya ziyade terahüm için yapılmış olur. Ayrıca arkadaşlar ni'mer racülü zeydünde. Bu Zeydün'e ne diyorduk? Mahsus mu diyorduk? Mahsus'un irabı neydi arkadaşlar? Hatırladınız mı? Mahsus muhteda ni'mer racülü haberiydi. Veya veyası da var mıydı? İzharda veyası yoktu ama derste biz bu veyasını da söylemişizdir. Veya mahsus mahsuf bir muhtedanın haberidir. Ni'mer racülü huve Zeydün. Eğer mahsus, mahsuf bir mübtedanın haberi ise buradaki huvenin hasfi vaciptir. Yani ni'mer racülü huve zeydün denmez. Arap bunu hiçbir zaman böyle söylemez. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Mübtedanın hasfinin vacip olduğu bir yer kat'un na'at anil men'uttedir. Bir tanesi de nerededir? Ni'mer racülü zeydün medih ve zem fiillerinin mahsusu eğer mahsuf bir mübtedanın haberi ise orada o mübtedanın hasfi nedir? Vaciptir. Şeyinizi arkadaşlar Ennahul Vazisi'nin şeyde vardı değil mi? Bir hedefte vardı. Oradan muftedanın hasfinin vacip olduğu dört yer var mı? Hemen bir açın bana bakayım. Burada şimdi haberin hasfinin vacip olduğu yerleri ben hızlı bir şekilde okuyayım arkadaşlar. İzahı biraz zaman alabilir ama ben bunu sizin kolay kavrayacağınızı düşünüyorum. Şeyde de çok güzel anlatıyor bunu. Ennahul Vazı da çok güzel anlatıyor. Şeyde de söyleyeyim. Katrun Neda'da da bu konu anlatılıyor. Diyor ki ve vücuben haber vücuben hasfedilir. Cevazen hasfedildiğini haraşu feyden es-seb'u de olduğunu gibi demiştik. Karine vardır orada. Ve vücuben haber vücuben hasfedilir. Nerede? Fîmâ o yerde ki ultuzime
Haber hasfedildi, iltizam edildi, fî mevdâhî, yerine gayruhu başkası. Haber hasfedildi, yerine başkası ikame edildi. Mesela arkadaşlar, muhtedâ'nın hasfinin vacip olduğu dört yeri sayarken arkadaşlar, haber mahsus olursa ni'me ve bi'senin, o bir görüşe göredir. İkincisi, katun ni'at anil men'ut olduğu zamandır. Efendim, اِذَا كَانَ خَبَرُهُ مَصْدَرًا نَائِبًا عَنْ فِعْلِهِ. Eğer haber fiilinden naib bir mastar olursa, mesela ثَبَاتٌ fi شِدَّتِي عَفْوٌ وَاسِعٌ صَبْرٌ جَمِيلٌ. Şimdi sabrun cemilun fe emri sabrun cemilun demektir. Oradaki emrinin hasfedilmesi vaciptir. Bir de dördüncüsü اِذَا كَانَ خَبَرُهُ مُشْعِرًا بِالْقَسَمِ. Haber kasemi bildirici olursa burasının, bakın ben size bir sonraki derste açıklamasını yaparım. Şeyleri bitireyim. Bunların bilinmesinde fayda vardır. Yer yer karşımıza çıkar bunlar. Madde madde güzel saymıştır onları. Şimdi diyor ki arkadaşlar, haber hasfedilir de yerine bir şey ikame edilirse, o zaman kaim makam olunca, madem ki yerine bir şey var, o varken başka şey, haberin tekrar geriye gelmesi caiz değildir. O zaman oradaki haberin hasfi vaciptir. Mesela levla zeydün lekâne kedâ. O zaman levla da bitirelim işi. Levla zeydün lekâne kedâ dediğimiz zaman arkadaşlar, zeyd olmasaydı şöyle şöyle olurdu dedik. Levla zeydün mevcudun idi bu aslında. Levla zeydün, levlanın haberi bu da mevcudundur. Bu hasfedilmiş, bunun yerine levlanın cevabı olan lekâne kedâ gelmiştir. Şimdi lekâne kedâ levlanın cevabıdır. Levlanın cevabı bunun yerine kaim olmuştur. Şimdi bu burada var olduğu sürece, madem ki bunun yerine kaimdir, bunun geriye gelmesi caiz değil. Yani bunun hasfi nedir burada? Vaciptir diyoruz. Efendim, vaktimiz dolduğu için burada kalıyor arkadaşlar. Anlaşıldı ki muhtedanın hasfinin vacip olduğu dört yeri, haberin hasfinin vacip olduğu dört yeri bir sonraki dersimizde inşallah. Velhamdülillahi evvelen ve ahiren.